Hepinize saygıyla selamlıyorum, tüm katılımcıları. Gümüşhane'den hepinize selamlar. Bugün Dinler Tarihi Akademisi'nin düzenlemiş olduğu bir seminerle karşınızdayız. Gerçekten güzel işler yapıyorlar. Ara ara görüyorum, izliyorum bu akademinin çalışmalarını. Dinler tarihinin farklı boyutlarına yönelik bilgilendirici seminerleri var. Ayrıca kursları da bulunmakta. Bundan dolayı da bu ekibi kutluyorum. Başarılarının da devamını diliyorum. Bugün Sayın Hocam Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Sönmez Kutlu'nun Müslüman kültürde Mehdilik inanışı ve tipolojileri başlıklı bir semineriyle karşınızdayız. Hocamız bu konularla uzun zamandan beri ilgileniyor. Gerçekten bunlarla ilgili de çok önemli çalışmalar yaptı. Kısaca hocamızın özgeçmişinden biraz bahsedelim ve ondan sonra hocamızın çalışmalarından bahsederek hocamız da katılırsa sözü ona devredelim inşallah. Hocamız 1963 yılında Erzincan Refahiye'de doğdu. 1987'de Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi ana bilim dalına araştırma görevlisi olarak atandı. ...1990'da hocamızın yüksek lisans çalışması Mürciye'nin Doğuşu ve İtikadi Görüşleri ile tamamlandı. 1992'de alanında araştırma yapmak üzere 6 ay İngiltere'de bulundu. 1993'te yine bir yıl Mısır'da araştırmalarda bulundu hocamız. 1994'te hocamız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Profesör Doktor Hasan Onat danışmanlığında Mürciye ve Horasan Mavera Önnehir'de Yayılışı başlıklı teziyle doktor unvanını aldı. 1997 yılında doçent, 2003 yılında ise profesör oldu. Hocamız yine akademik hayatı boyunca çok sayıda ülkede, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Princeton Üniversitesi'nde, Yakın Doğu Araştırmaları Bölümünde, Batılı Araştırmalarda Alevilik Algısı adlı bir proje üzerinde inceleme ve çalışmalarda bulundu. Daha sonra yine Kazakistan'da El-Farabi Üniversitesi Türkoloji Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak da 2014 yılında orada bir süre görev aldı. Yine Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi'nde 2014-2015'te dersler verdi. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi ana bilim dalı başkanı olarak görev yapmakta hocamız. Tabii hocamızın çok sayıda akademik çalışması mevcut. Bunların hepsinin teker teker sayılması önemli derecede vaktimizi alacaktır. Ben hocamız gelene kadar en azından birkaç tane eserinden burada bahsetmeyi uygun görüyorum. Hocamızın belli başlı kitapları öncelikle yüksek lisans ve doktora çalışmalarında ele aldığı mürciye konusunda Türklerin İslamlaşma sürecinde Mürciye ve Tesirleri adlı kitabı, Türkiye Diyanet Vakfı'ndan yayınlanan kitabı mevcut. Oldukça önemli bir kitap. Daha sonra İslam düşüncesinde ilk gelenekçiler, hadis taraftarlarının iman anlayışı bağlamında bir zihniyet analizi adıyla yayınlanan bir kitabı var. Ehli hadis anlayışını ele aldığı bir çalışma. Yine çeşitli yazarlar tarafından yazılan bir derleme kitapta, kendisinin de bölümünün olduğu İmam Maturidi ve Maturidilik, Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Maturidilik mezhebi başlığıyla oldukça bu alanda önemli bir kitap yayınladı hocamız. Din anlayışında farklılaşmalar, Türkiye'de Alevilik, Bektaşilik adıyla bir kitabı bulunmakta. Yine Çağdaş İslami Akımlar ve Sorunları adlı bir kitabı bulunmakta.
Şeyh Safi Yüddin Erdebili'nin Makalat adı altında yayınladığı bir eseri bulunmakta hocamızın. Türkler ve İslam Tasavvuru ismiyle bir çalışması yayınlanmıştı. İslam düşüncesinde yine tarihsel din söylemleri adıyla ki oldukça önemli bir kitap. Bu kitapta hocamızın değişik zamanlarda çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri, tarihsel din söylemleriyle ilgili makalelerinin derlendiği bir kitap. Oldukça önemli bir bu alanda kitap olduğunu söyleyebiliriz. Türk Müslümanlığı üzerine yazılar, güncel dini siyasi meseleler üzerine yazılar gibi güncel konulara da hocamız oldukça sık değinmekte. Yine son zamanlarda yeni tamamlamış olduğu merhum hocamız Profesör Doktor Hasan Onat'ın bazı yayınlanmamış çalışmaları ve yayınlanmış olsa dahi dağınık halde bulunan çalışmalarını Fecir yayınlarında Hasan Onat Kitaplığı adıyla hocamız tamamladı ve gerçekten güzel bir hizmete imza attı. Kendisine de bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir kitap eseri bırakmış oldu bizlere gerçekten. Hasan Onat hocamızı da buradan rahmetle anmış olalım. Hocamızın bazı makalelerinde de örnekler vermek istiyorum. Bunlar arasında birkaç tanesinin oldukça, tabii hepsi çok önemli hocamızın makaleleri ama ben kendi açımdan da okumaktan büyük zevk aldığım ve akademik hayatımıza da oldukça katkısı bulunan bazı özel makalelerinden de bahsetmek isterim. İslam düşüncesinde tarihsel din söylemleri adıyla yayınlanmış en eski makalelerinden bir tanesi ki İslamiyat dergisinde yayınlanmıştı o dönemde. Daha sonra Ehl-i Beyt Sembolik Kapitalinin Semerelendirilmesi adıyla oldukça güzel bir makalesi var hocamızın. Bu makalede de Ehl-i Beyt düşüncesinin tarihi süreci, bu süreçte Ehl-i Beyt kavramına değişik kesimlerin, özellikle Şiilerin vermiş olduğu anlamlar ve bu anlamların arka planında neler olduğunu güzel bir şekilde tarihi süreci içerisinde oldukça detaylandıran bir makale. Oldukça hacimli de bir makale gerçekten. Yine hocamızın son zamanlarda diyelim yayınlamış olduğu bir tebliği vardı. Onu daha sonra makale haline de getirdi. Maturidi akılcılığı ve günümüz sorunlarını çözmeye katkısı adıyla da bir eser var. Burada son zamanlarda tartışılan maturidilik üzerinden tartışılan akılcılık söylemine dair önemli tespitleri bulunmakta hocamızın. Yine ehli sünnet siyaset anlayışının dini temellerinin sorgulanması adıyla da oldukça önemli bir makalesi bulunmakta. Hocamızın eserleri, çok sayıda eseri var, tebliğleri var, kitap bölümleri var, söyleşilerinden örnekler var. Bunların hepsine sönmezkutlu.net hocamızın web adresinden de ulaşılabiliyor. Bu siteyi de incelemenizi tavsiye ederim. Burada hocamız birçok makalesini burada yayınladı. Kitaplarından kısa kısa örnekler burada yayınladı. Bu sitenin de araştırmacılar için faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi hocamız halen... Hocam, Sönmez Hocam. Ben kaldım, biliyorum. Ben hocamızı bekliyorum. Bir şey de söylemediniz. Evet, gelmiş evet, demek. Sönmez Hocam. Evet, iyi akşamlar saygıdeğer hocalar. İyi akşamlar i̇yi hocam. Akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Evet, biraz teknik olarak bir şey yaşadım. Onun için geç kaldım. Evet. Buna bakmayın, özür diliyorum. Tamam. Ben de hocam siz gelmediniz diye ben de böyle yavaş yavaş sizin özgeçmişinizden bahsediyordum. O zaman hemen kısa kesip bitiriyorum ve sözü size bırakacağım. Şimdi bugünkü konumuz olan Mehdilik meselesi de son zamanlarda oldukça tartışmalı bir mesele. Tabii Mehdilik sadece İslam dinine ait bir olgu değil. İslam'dan önceki dinlerde de etkisini gördüğümüz bir inanış. Hatta ilkel kabile dinlerinde bile bu Mehdilik düşüncesinin izlerine rastlayabiliyoruz. Dolayısıyla hem Müslüman kültür için hem diğer
kültürler açısından da son derece önemli bir konu. Hocamız bu konuya zaman zaman değiniyor. Derslerinde de sıklıkla değinmiştir. Bununla ilgili de iki tane tebliği vardı hocamızın ve burada bu konuyu ele aldı. Kuramer'de yani İstanbul'daki bir 2016 yılındaki bir tebliğde beklenen kurtarıcı inanışına dayalı siyasi ve dini hareketlerde Mehdilik tipolojileri başlığıyla bir tebliğ yayınlamıştı hocamız. Ve bu tebliğ de yine şeyde yayınlandı. Kuramer'in kitabında yayınlandı. Yine hocamızın karizmatik otorite ve temsil sorunu, Mehdilik dini temsil sorunu sempozyumunda yayınlamış olduğu bir tebliğle de Mehdilik konusuna değindi. Hocamız bu alanda gerçekten uzman. Bu Mehdilik tipolojilendirmeleri, günümüzdeki algıları, günümüzde Mehdi üzerinden ne tür anlamlar kazandığına dair oldukça önemli tespitleri var. Ben sözü daha fazla uzatmadan konunun uzmanına, Sayın Hocama Profesör Doktor Sönmez Kutlu'ya sözü bırakıyorum. Ben bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Katılımcılar eğer seminerin sonunda soruları olursa el kaldırıp söz alarak burada bildirebilirler ya da doğrudan mesaj atarlarsa seminer sonunda bu soruları da hocamıza yönetmeye çalışacağız inşallah. Hocam buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir konuda görüşlerimi paylaşmak üzere bana fırsat verdikleri için Ahmet Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Şimdi tabii bu çok geniş ve tartışılması gereken bir konu. Ben mezheplerdeki duruma falan girmeyeceğim. Daha çok ben kendi görüşlerim doğrultusunda, değerlendirmelerim doğrultusunda daha önce ortaya atılan Mehdilik anlayışlarını da dikkate alarak bir tartışma yapmak istiyorum. Yani konuyu bugün biz nasıl ele almamız gerekiyor ve ne yapmamız gerekiyor? Dikkat ederseniz ben başlıkta Müslüman kültürde kurtarıcı inanışı ve ya Mehdilik ve tipolojileri şeklinde bir başlıklandırma yaptım. Bir defa öncelikle mukaddime babından birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi benim kanaatim sadece değil bu. Genelde ilk dönem İslam kelamcılarının 4. asra kadar kelam eserlerinde, hatta daha sonra birçok kelam eserinde de Mehdiliği itikatla ilgili ya da inançla ilgili olarak eserlerinde ele almadılar. Dolayısıyla Mehdilik bir inanç meselesi değil İslam düşüncesi açısından. Bir kültürde, her kültürde olduğu gibi bir inanış olgusudur. Kurtarıcı olgusu olarak baktığımızda az önce Habib teşekkür ediyorum, o da sundu. Bütün kültürlerde, Hint kültürü, İslam öncesi Yahudilik, Hristiyanlık dinlerinde, yani semavi dinlerin tarihsel süreçte kültürlerinde, daha sonraki dönemlerde veya önceki dönemlerde, bütün dinlerde, kültürlerde, medeniyetlerde, kriz dönemlerinde bir kurtarıcı bekleme inanışı, bu bazen bir dinin inancına da dönüşebilir. Mesela bu Hristiyanlık için, Yahudilik için bir inanç konusudur. Ama İslam'da hiçbir şekilde Mehdi konusu, Mehdilik bir inanç meselesi değildi. Sonradan rivayetlerin çoğaltılmasıyla beraber İslam kültüründe hadis koleksiyonlarının yaygınlaşmasıyla beraber Şii kültürde var olan ve Şia'nın zaten doktrini olan ve 12. imam olarak da beklenen Mehdilik anlayışının bir benzeri daha çok Sufi ve Sünni Sufilikte ve daha sonraki hadis taraftarlarının rivayetleriyle
bu çevrelerde bir taban bulmaya başladı. Aslında günümüzdeki bütün tartışmalar yöntem olarak mukaddime babından buna da değinmekte yarar görüyorum. Hadislerden hadiselere gittiler ve yanlış sonuçlara ulaştılar. Aslında hadisleri doğuran hadiseleri analiz etmiş olsalardı tıpkı İbni Haldun gibi farklı bir yani hadis koleksiyonlarında farklı bir bölüm olacaktı. Belki böyle bir bölüm olmayacaktı. Şimdi üçüncü bir nokta aslında geçmişten bugüne kadar mezhepleri dikkate aldığımızda sanki mezhepler yani bu Şiilik olsun, Sünnilik olsun fark etmiyor. Peygamber tarafından müjdelenmiş, kıyamete yakın, gözlenen ve gizlenen Şia'da, gizlenen ve gözlenen, beklenen, Sünnilik'te de gizlenme değil de beklenen, ikisinin de adı aynı ama birisi kim olduğu belli, Sünnilik'te Mehdi X. Yani çok bilinmeyenli bir denklem gibi herkesin çıkıp Mehdi'yim dediği zaman eğer ismi Muhammed ise babasının adı Abdullah falan benziyorsa hadislere de uygunsa bayağı bir prim yapıyor. Yani İslam dünyasında işte bayağı son dönemlerde kullanılan bir kapital üretme aracı olduğunu görüyoruz. Şimdi gerek Sünni gerek Şii kesimlerde hep tarihi sondan başa doğru okuyarak gittikleri için yani tarihi kendilerine göre inşa ettikleri için veya tarihte kendilerine yer açmaya çalıştıkları için sanki Mehdilik meselesi, Mehdilik o rivayetleri Peygamberimiz tarafından söylenmiş ve daha sonra Mehdilik anlayışı bu rivayetler etrafında teessüs etmiş gibi algılandı. Aslında birazdan olayı ele aldığımızda bunun ne kadar farklı bir gelişme gösterdiğini ve daha sonra çok farklı unsurları kendisine yapışık unsurları ne diyelim kendisiyle doktriniyle birleştirerek bugüne taşıdığını görüyoruz. Şimdi gerek Sünni çevrelerde gerekse Şii çevrelerdeki Mehdilik meselesinin en belirleyici unsuru aslında Arap asabiyetçiliğidir. Yani eğer Haşimi değilseniz, yani Kureyşli değilseniz Mehdilik iddiasında bulunma şansınız yok. Yani bugün için Sünnilik ve Şiilik için sonraki tarihi kastediyorum. Ama Peygamberimiz döneminde ve sonrası Emeviler döneminde hadiselerin gelişim seyrini veya tarihsel akış şemasını takip ettiğimizde aslında ne ilk dönemde bize ulaşan harici kaynaklarda ne mürci kaynaklarda ne de Şii kaynaklarda bir Mehdilik'ten bahsettiğini görmüyoruz. Yani Mehdilik şeklinde bir kurtarıcı peygamber tarafından söz verilmiş, müjdelenmiş, kıyamet öncesi gelecek şekilde bir Mehdilik anlayışının olmadığını görmekteyiz. Bunu özellikle ilk 100 yıl için söyleyebilirim ve Emevilerin sonuna doğru da farklı kabileci, asabiyetçi Mehdilik türleri Emevilerin yıkılabilmesini sağlamak için birazdan onu ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Şimdi değerli dostlar, aslında tarihte Mehdilik olgusunu yani kurtarıcı olgusu olarak aldığımız zaman kurtarıcı olgusunun her dönemde, her mezhepte, her çevrede veya her kabilede farklı şekilde tezahür ettiğini görmekteyiz. Ben meseleyi ele alırken fenomenolojik olarak incelemek istiyorum ve öyle
Genelde ben tipolojilendirme ve fenomenolojiyi çok kullanırım, zihniyet analizini. Bu psikososyal analizlere dayalı olarak yaptığım bir şey. Buradan ulaştığım bazı önemli neticeler var. Şimdi bir başka mukaddime türünden değinmem gereken bir başka husus var. İslam klasik kaynaklarında, yani mesela birinci İslam'ın temel kaynağı Kur'an'dır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de her insanın kurtuluşu, yani hidayete yol gösteren vahiy olarak Kur'an-ı Kerim'dir. Hüda şeklinde, hüdenlil müttakin şeklinde ayetlerde, başka şekilde hidayet kaynağı Kur'an'dır. Mehdi şeklinde bir kullanıma rastlamamaktayız. Hadin şeklinde veya hüda şeklindeki kullanımlara, yani hedeye kökünden türevlerini Kur'an-ı Kerim'de incelediğimizde Mehdiyen şeklinde bir ifadeye rastlamamaktayız. Ne demek Mehdi Arapçada? Arapçada yani hidayete erdirilen manasında. Bir de terim olarak baktığımızda kendisiyle insanların hidayete erdirildiği kişi demek. Peki kişi veya bir kitap veya bir nesne, bir şey. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'in felsefesinde insanları hidayete erdiren en önemli kaynak veya insanların kendisiyle hidayete erdiği en önemli metin Kur'an-ı Kerim'dir. Bunda hiç kimsenin bir tartışması yok. Ama sonraki Sufi gelenekte İbnül Arabi'nin metinlerinde işte bir ifade geçer. Allah Kur'an'la, vahiyle terbiye etmediğini Mehdi ile terbiye eder diye böyle bir rivayet uydurulmuş. Fakat bunu Türkçe'ye çeviren İbnül Arabi'nin Futuhatül Mekkiyesini Türkçe'ye çeviren işte Ekrem Demirli Hoca maalesef bu ifadeyi Allah Kur'an'la saptıramadığını Mehdi ile saptırır şeklinde çevirdi. Yani Kur'an saptıran bir kitap olarak takdim edildi orada. Halbuki hiçbir İbn Arabi'nin böyle bir şey söyleyebileceğini, bu kadar kitap okumuş, İslam bilimlerinde derinleşmiş birisinin bunu söylemesinin mümkün olmadığını ben fark ettim. Çeviriden aslını araştırdığımda oradaki bir kelimeyi yanlış anlamaktan kaynaklandığını gördüm. Ve bütün bu sorunlar tarihsel süreçte işte o klasik kaynaklardaki asıl mihenk noktayı kaçırdığımızda Kur'an-ı Kerim'de hidayet kaynağının Kur'an olduğunu, asıl insanları ondan hidayete ulaşabilmek için de kendi özgür iradesini kullanması gerektiğini, dileyenin bu takdirde inanacağını, dileyenin ise sapıtabileceğini Kur'an-ı Kerim açıkça haber veriyor. Ve Hazreti Muhammed ise bu arada tebliğ edici olarak Kur'an-ı Kerim'de takdim edildi. Hemen şunu söyleyeyim ki Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Muhammed'in hayatında asla Allah kendisi için bir vekil, hatta hidayeti erdirici olarak Hazreti Muhammed'in kendisinde bir yetki söz konusu değildi. Nitekim uyarılmıştı. Birçok kimseyi hidayete eriştirmek istiyordu. Ama ona Allah ayet-i kerimelerde boşuna kendini parçalama, dileyen inanır, dileyen inanmaz. Sen bir zorba değilsin. İnsanlara zoraki inandırmaya çalışma. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Peygamberler bile 23 yıl Hazreti Muhammed'in hayatını dikkate aldığımızda diğer peygamberler çok daha uzun sürelerde yapmış oldukları nübüvvet görevlerinde insanları tevhide çağırırken, ilahi mesajı davet ederken çok büyük çabalar harcadılar. Ama bir toplum, bir kişi kendisini değiştirmedikçe hiçbir peygamber bütün kendi toplumunun hatta eşini bile inandıramadı. Veya çocukları kendisine inanmadı peygamber olmasına rağmen. Dolayısıyla peygamber geleneğinde de, nübüvvet geleneğinde de insanların inanması iradesine bağlı bir şeydi.
Dilerse inanıyor, dilemezse inanmazdı. Zaten zorla inanan başkasının bir başkasının mucizesi karşısında inanmak zorunda kalan kimselerin imanı tartışılmıştır tarihte. Dolayısıyla Mehdi'ye bugün işte gelip 3 yılda, 2 yılda, 5 yılda, 9 yılda bütün insanlar ona inanacak. Her tarafı refah dolduracak, işte bolluk gelecek, bütün domuzları öldürecek vesaire gibi peygamberlerin dahi nübüvvet misyonu içinde olmayan saçma sapan görevler üstlenip nübüvvetten daha ileri bir misyon biçerek bugün Mehdiliği insanların önüne koymaya çalışıyorlar. Şimdi o zaman Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi daha önce de ifade ettim. Mehdi denebilecek tek bir merci Allah'tır. Allah insanları vahiy göndermek suretiyle hidayete çağırmıştır ama hiç kimseye inanmak zorunda bırakmamıştır. Kur'an'ın kendisi bu anlamda hidayet rehberidir. Bakın hidayete rehberlik eder. Hidayete mutlaka ona her okuyan, onun her muhatabı hidayet ermiş değil, ermeyebilir. Bazen küfrünü artırabilir. Ve Hazreti Muhammed'in kendisi de kendini bu şekilde tanımlamadı. Peki nereden çıktı bu Mehdi problemi başımıza bu yüzyıllardır her defasında, her kriz dönemlerinde bu Mehdilik yani kurtarıcı inanışı olgusu farklı şekillerde tekrar tekrar neden bu şekilde tezahür ediyor? Bunun kaynağı neydi? Ben bunu klasik İslam öncesi Arap kültürünü de inceledim divanlarda, değişik kaynaklarda. Arap kültüründe, divanlarda vesairede yani cahiliye dönemi divanlarında heda kelimesi bazen devenin yolunu bulması konusunda ve benzeri şeylerde kullanılmakla beraber daha sonraki dönemde kullanıldığı anlamda yani kendisiyle hidayet erdirilen peygamberlerden sonra işte veya Hazreti Muhammed'den sonra geleceği beklenen bir kişi şeklinde ya da öncesinde de yine kurtarıcı olarak peygamber öncesinde beklenen bir kişi şeklinde bir figüre rastlamamaktayız. Yani Arap cahiliye döneminde Kureyş müşrikleri arasında kurtarıcı putlardı. Araya putları koyuyorlardı. Allah'a inanmakla beraber. Fakat bölgedeki Yahudi ve Hristiyanlarda bir kurtarıcı inanışı Mesih şeklinde tezahür etmekteydi. Milenyum her bin yılda yenilenen bir kurtarıcı beklentisi vardı. Ama bu Yahudiliğin tarihte yaşadığı bir takım sosyal, siyasi, ekonomik bunalımlar, sürgünler vesaireler diğer milletlerde bir büyük bir medeniyet kurduktan sonra çöküş dönemine geçişleri ve çöküş dönemlerinde krize girmeleri o dönemlerde hangi kültür ve medeniyet olursa olsun bir kurtarıcı üretiliyordu. Aslında bunu şöyle ifade ediyoruz. Kurtarıcı inanışı dini değil aslında insani bir kültürel bir olgudur. Her dinde, her kültürde vardır. Adı başka başka olabilir. Birinde bir hafrit olur, birinde işte efendim Mesih olur, Mehdi olur. Yok efendim Moğol Mehdi'si, Mesih olur vesaire. Bir çok değişik adlarla tarihte bu Mehdiler, Mesihler yani kurtarıcılar diyelim beklendi. Şimdi benim dikkatimi bir şey çekti tarihsel süreçte. Yahudiliğe baktım, Hristiyanlığa baktım. Bu kurtarıcı Budizm'de ve diğer İran kültüründeki üretilenlere baktım. Yani kültürlerde, medeniyetlerde kurtarıcı inanışı olgusunun tezahür ettiği ortamlar birinci derecede siyasi, dini, ekonomik ve toplumsal kriz dönemlerinde olmuş.
kriz yani Mehdilik ve Mesihlik kurtarıcı teolojisi kriz dönemlerinin teolojisidir daha çok. Peki bunlar ne için beklendi? Niçin bu tür kurtarıcılar beklendi arkadaşlar? Şimdi bütün kurtarıcılarda üç önemli özellik tespit ettim ben. Bir, liderliğe namzet bir kişilik, yani kendilerini kurtarabilecek, kendilerine önderlik yapıp, siyasi liderlik yapıp, içinde bulundukları buhrandan kurtaracak lider arayışı var. İkincisi, zulüm ve adaletsizliğin yaşandığı bir dönemde kendilerinden olsa dahi yönetici, adalet dağıtan birisini bulmaya çalışıyorlar. Yani mutlaka adalet dağıtacak biri olması gerekiyor. Adilliğiyle, adaletiyle, namzet adaletiyle öne çıkan biri olacak. Üç, içinde bulundukları ya töreleri ya gelenekleri ya da dini inanışlarını bozulmaktan kurtarıp tekrar onu ihya edecek. Yani bugünkü manada ne diyoruz? Yenileyecek. Yani bozulan inancı bertaraf edip, hurafetlerden bilmem bozulmalardan kurtarıp tekrar dini fabrika ayarlarına döndürecek. Veya içinde bulundukları dünya görüşünü, bu bir kültür olabilir, medeniyet olabilir vesaire. Şimdi böyle bir anlayışı Müslümanlar arasında ne zaman doğmuş olabileceği sorusuyla devam edecek olursak, yani neden kurtarıcı bekledi insanlar? Kurtarıcı, her kurtarıcı beklemek bizim Sünnilikte ve Şiilikteki Mehdilik manasına gelmiyor. Bunu özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Bazı arkadaşlar yazıp çizerken böyle anlıyorlar. Kurtarıcı ya yönelmek, kurtarıcı beklemek sanki Mehdilik arayışı gibi algılanıyor. Hayır, o değil. Şimdi İslam'ın ilk yüzyılına bir bakalım. Müslümanlar Hazreti Muhammed döneminde bazı krizler yaşadılar ama Hazreti Muhammed'in akıl yani akli içtihatlarıyla ve toplumun ortak aklını kullanarak bunları aştığını görüyoruz. Yani çok büyük Mescid-i Dırar gibi, Tebük Savaşı'nda olduğu gibi, Bedir'de falan, yani bunlar çözülebilen sorun. Yani peygamberin dışında tekrar bir kurtarıcı beklemeye sebep olacak, peygambere güveni yok edecek bir şeyle karşılaşmak. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ömer ve Hazreti Ebubekir döneminde de, Ebu Bekir ve Hazreti Ömer döneminde de bir kurtarıcı falan şeyi aranmadı. Çünkü site devleti kurulmuş, Müslümanlar yeni bir medeniyetin, askeri teşkilatlanmanın, toplumsal kurumsallaşmanın bütün aşamalarını yaşıyor. Hazreti Osman döneminde ve Hazreti Ali döneminde krizler başlıyor. Buna iç fitne diyoruz biz. Birinci fitne, iç savaş demek bunlar. Fitnetül Kübra diye kaynaklarda geçer. Fakat kurtarıcı bekleme meselesi Araplarda Hazreti Osman'dan itibaren insanların bir adalet arayışı başlıyor. İnsanların Hazreti Osman'ın ikinci döneminde liderliğinden kaygılar duyuyorlar. Yani kaygılanıyorlar. Niye? İsyan ediyorlar. Ya son 6 yılı adaletli değil diyorlar. İşte şöyle zulüm var. Ama bütün bunların temelinde bir asabiyetçilik olayı var. Yani Emevilik, Ümeyye oğullarının merkezde olduğu, kayırmacılığının olduğu, nesep asabiyetinin öne çıktığı bir durum var. Nesep asabiyeti demek yani Emevi asabiyeti, Haşimi asabiyeti, Kureyş asabiyeti, Rebbia asabiyeti, Zübeyri asabiyeti, yani
O dikkatimizi çeken bir şey var. Bunu özellikle dikkat çekmek istiyorum. Seçiciler Kurulu'nda Hazreti Osman'ın seçildiği sırada Seçiciler Kurulu'nda yer alan her 6 kişiydi değil mi orada? O 6 kişinin sülalesinin hepsine o dönemde hemen yani bir 30-20 yıllık süre içinde hepsine Mehdi adı verildi. Enteresandır. Mesela Hazreti Ali'ye Mehdi oğlu Mehdi denildi. Hazreti Ali'ye Mehdi denildi. Hazreti Hüseyin Kerbela'da öldürüldüğünde Mehdi oğlu Mehdi denildi. Mesela. Yine Hazreti Ali'nin soyundan Hazreti Ali suikastla öldürülüyor. Sonra bir kriz oluşuyor. Muaviye'nin taktiklerini biliyorsunuz. Ona girmek istemiyorum. Bu defa Muhammed el-Hanefi'ye Mehdi olarak, toplumda Mehdi olarak görülüyor. Ama bu bütün bakış açılarında yani buradaki Mehdi kullanımlarının hiçbirisinde peygamber haber verdi. Gizlenen gözlenen Allah tayin etti. Sülalede böyle devam edecek şeklinde bir inanış yok. Niye yok? Eğer olsaydı Muhammed el-Hanefiye'nin kendisi üzerinde olmazdı. Çünkü Fatıma soyundan değildi. Ya bütün bunları asabi, hadisleri de buna göre değerlendirmek gerekiyor. Önce hadiseleri doğru anlamak lazım. Hadiseler mi hadisleri ortaya çıkardı yoksa hadisler mi hadiseleri etkiledi? Hadisler hadiseleri hiç etkilemedi. Hadisler koleksiyonlaştırılıncaya kadar. Sonrasında farklı bir biçime bürünmeye başladı. Şimdi Hicri şunu demek istiyorum. Hicri 1. asırda yaşanan krizler, bunun bir Kerbela daha sonra, sonrasında 64 yılında Harre vakası, Mekke'nin mancılıklarla işte yıkılması olayı, sonrasında yaşanan bazı isyanlar, Abdurrahman İbni Eşyas isyanı gibi, Yezid bin Müellep isyanı gibi, bütün bu kriz şeyleri bir şey ortaya koydu. Emeviler doğru yönetemiyor bu işi. Emeviler yıkılması gerekir. Yani ortada zulüm var Haşimoğullarına. Emevilerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Dikkat ederseniz Emevilerin halifelerinin normalde sayısını 12 ile şey yapanlar var. Ya 12 halife. Sonrasında tekrar diyorlar ki artık Emevilerden 12 halife yeter, 12 de Haşimilerden olsun. Bu defa Haşimiler kendi sülalelerinde bir imam arayışına giriyorlar. Şimdi peki bu ilk yüzyılda neler oldu? Niçin Mehdi olarak isimlendirildi? Arkadaşlar, İslam döneminde yazılan divanları taradığınızda kimlere kullanılıyor biliyor musunuz? Emevi halifelerinin tamamına şiir yazan Ferazdak, bilmem Cerir vesaire tamamı Emevi halifelerin her biri için Mehdi sıfatını kullandı. İkincisi yine bu divanlarda Hazreti Peygamber için Mehdi denildi. Yine bu divanlarda Hazreti İbrahim için Mehdi kullanıldı. Bakın bu kullanımların hiçbirisi hadislerde bahsedilen Şia'nın yöne sürdüğü efendim Hüseyin sülalesinde Ali Fatıma soyunda 12 imamda devam ettiği şeklinde böyle bir ne inanış ne rivayet ne bir algı yok. Peki bu Hazreti Muhammed için, Hazreti İbrahim için, halifeler için, 4 halife için de Mehdi sıfatı kullanıldı. Hala da kültürde Hulafay Raşidin el-Mehdiyyin bu çok erken dönemlerde kullanılmaya başlandı. Ama bu Mehdilerin hiçbirisi Sünniliğin anladığı sonradan peygamberin gözlenen gizlenen müjdelediği bir şey değil. Ne Şia'nın gizlenen gözleneni ne de Sünnilerin müjdeleneni.
onunla hiçbir alakası yok. Dolayısıyla kavramların veya kelimelerin semantik alanını içinde kullanıldığı şartlar toplumsal, siyasi, ekonomik ve diğer kültürel çerçeve düşünülerek incelenmesi gerekiyor. Ben böyle bir incelemeyi yaptığımda şöyle bir durum çıktı ortaya. Eski kültürlerde kurtarıcı inanışı için beklenen bir lider söz konuşsa, onlarda dedik ya üç şey aranıyor. Bir, siyasi liderliğe namzet örnek kişi. İki, adalet dağıtan. Üç, ahlaksızlığı ve ahlaki yozlaşmayı ortadan kaldıran, dini yenileyen. Bu üç görev çok önemliydi. Bir Arap düşünün, İslam gelmiş Arap kabilelerini düşünün. Buna rağmen yani Hristiyan ve Yahudilerdeki gibi Mesih gündeme gelebiliyor. Yani mesela Hristiyanlarda ve Yahudilikte gayet bilinen bir olay. Mesih olayı. Kurtarıcı inanış orada. Mesih bin yılda bir gelecek. Şimdi bir Arap için Hazreti İsa Arap mı? Veya Yahudi sülalesinden, Yahudilerden, İsrailoğullarından birisinin gelmesi Arap olmadığı sürece bir Arap için tatmin edici bir şey değil. Araplar Kureyş'ten Hazreti Muhammed geldiğinde yok Emevi mi olsun, Haşimi niye o Emevi değil de Haşimi, bunu tartıştılar. Ve Emeviler 12'ye 5 kala Müslüman oldular bunun için. Yani bu gösteriyor ki çok büyük bir şey var ortada. Kabile asabiyetçiliği, Mehdilik olayını anlama konusunda bize anahtar bir anahtar görevi görüyor. Peki bu neydi? İşte benim asıl anlatmak istediğim ve sanıyorum gerek batıda gerekse doğuda bu konuyu asabiyetçilikle hadisleri ilişkilendirip eleştiren, kabul etmeyen İbn Haldun vardı ama benim yaptığım şekilde Arap cahiliyet dönemine de inerek bu Mehdilik olayının hangi şeye karşılık kullanıldığını birinci asırda, hangi yani imam adalet dağıtan, işte iyi bir lider, namzet kişi, dini yenileyen, bunları kimler için, neden kullanıldı ve bu cahiliye kültürüyle bir alakası var mıydı? Çünkü eğer siz Arap asabiyetçiliğini anlamazsanız, Emevi Haşimi çekişmesi, kabile arası rekabeti anlamazsanız kesinlikle ne Mehdiliği ne Ehl-i Beyt'i anlayamazsınız. İşte bütün buradaki sorunların düğümlendiği yer cahiliye dönemindeki Ehl-i Beyt anlayışıydı. Peki neydi Ehl-i Beyt anlayışı? Cahiliye döneminde Ehl-i Beyt, tek bir Ehl-i Beyt yoktu. Ehl-i Buyutatul Arap diye bir kavram vardı. Bunu yani ensap kitaplarında görüyoruz. Tarih kitaplarında, kültür kitaplarında, şiir ve divanlarda daha çok görüyoruz. Şimdi şeye bir bakalım. Cahiliye döneminde Araplarda kurtarıcı olayı daha çok kabileyle ilgiliydi. Bir kabile lider olursa, biz iktidar olsak biz kurtarırız. Kabile karizması söz konusuydu. Ve soy karizması söz konusuydu. Ve putperestlikte de yani kendileri Allah'ın birliğini kabul etmesine rağmen ona daha yakın olabilmek için putları da araya koyarken aslında asabiyetçilik putperestliği doğurmuştu. Her kabile bir putu vardı. Her kabilenin bir putu vardı. Ve Kabe'de 360 söylendiğine daha fazla belki putlar var. Her bir put bir kabileye ait. Her kabilenin şefi Kabe'de evi var, Kabe'nin etrafında. Kendi putunu kavmi geldiğinde ona ziyaret ettiriyor. Kabe'de tavaf ediliyor. Aynı zamanda putlar ziyaret ediliyor. Aracı olarak putlar kullanılıyor. Sonra o her bir
Ehl-i Beyt'in lideri hem siyasi bir lider hem dini bir lider. Yani dini işleri düzenliyor, kontrol ediyor. Bütün bunların toplamına Ehl-i Buyutatul Kabe deniliyor. Ya da Ehl-i Buyutatul Arap deniliyor. Yani Kabe'de putu olan ve o putu kabile adına işte ziyareten uygun halde kullanmasını sağlayan hem siyasi lider hem kabile arasındaki sorunları çözen hem aynı zamanda dini konuları düzenleyen birisi olarak bir şefleri var. İslam geldiğinde bu sistemi deviriyor. Çünkü imanda eşitlik ve Müslümanların eşitliğini getirdiği için artık Arap kabileciliği, Arap karizması, kabile karizması değil, bireysellik öne çıkıyor. Yani birey inancı önemli oluyor. Kabileye mensubiyet bir şeref olmaktan çıkıyor. Bütün Müslümanlar Adem'den, bütün insanlar Adem'den, Müslümanlar da kardeş olarak İslam'ı benimsedikleri için her biri eşit ve kardeş. Bir tarağın dişleri gibi. Yani bir sorun kalmamak için çabalıyor Peygamberimiz. Fakat Peygamberimizin vefatından 3-4 belki şöyle diyelim bir 10 yıl geçtikten sonra hatta Hazreti Osman döneminden itibaren daha da artarak kabilecilik tekrar öne çıkmaya başlıyor. Ve her bir kabile kendisini Ehl-i Beyt olarak tanımlıyor. Ehl-i Beyt olarak tanımlamak yani Emeviler bir Ehl-i Beyt, Abbasiler bir Ehl-i Beyt, Haşimiler bir Ehl-i Beyt. Hatta Haşimiler, Hasaniler, Hüseyiniler bir Ehl-i Beyt. Bu Ehl-i Beyt asabiyet, Arap yani kabile, ırka ve soya dayalı olarak tekrar gündeme geliyor. Sadece putları yok. Ama bu putların yerine kendilerine bir lider namzet kişileri var. Emeviler zaten iktidarda. Her iktidara gelene Mehdi diyor. Buradaki kabileler arası çekişmede, iktidar kavgasında kullandıkları üç kelime çok önemli arkadaşlar. Birisi imam, birisi emir, birisi Mehdi. Halife kelimesi buna yakın o da devreye sokuluyor ama halife üzerinden çok gündeme gelmiyor. Yani ne diyelim Ehl-i Beyt öne çıkmıyor. Asıl bunlar üzerinden öne çıkıyor. Şimdi mesela Mehdi kelimesini burada kullanırken imamla aynı anlamda kullanıyor. Emirle aynı anlamda kullanıyor. Fakat Emevilerle Haşimiler arasında Ümeyye ile işte Haşimiler arasında ya da Haşimilerle Abbasiler arasında çekişmelerde Haşimiler diyor ki bir sürü hadis uyduruyorlar. Mesela Ahbar Abbas Devlet Abbasiye kitabına baktığınızda Abbasilerin Ehl-i Beyt olduğuna, Mehdi olduğuna dair onlarca rivayet bulur. Aynı şeyi Emevilerde diyor ki biz Mehdi'yiz. Buradaki Mehdi peygamberin haber verdiği, beklenen bir Mehdi, müjdelenen Mehdi değil. Bu siyasi iktidara biz de hak sahibiz demek. İmam manasında kullanılmıştır. Hazreti İbrahim'e dikkat edin Kur'an-ı Kerim'de imam sıfatı kullanmıştır. Sebep? Çünkü var olan mevcut putperest kültüre karşı çıkmış. Kendisi aklını kullanarak Allah'ın tevhidine ulaşmış. Adaleti aklını kullanarak ahlaki yozlaşmayı, dini yozlaşmayı ortadan kaldırmak istemiş. Ve sonra vahiy gelmiş, dini yenilenme söz konusu olmuş. Bu anlamda ne oldu? Bir kurtarıcıda bulunması gereken vasıfları dolayısıyla bu şairler kendisine imam aynı zamanda asıl şeyi Mehdi olarak tanımladılar. Hazreti Muhammed için de bu üç görev vahiy aldı, aklını kullandı, çok iyi bir strateji gözetti, bir site devleti kurdu. Ama bu nübüvvetinin bir parçası değildi. Dehasının bir sonucuydu. Beşer olarak bunu başarmıştı. Sonrasında ahlaki yozlaşma, ahlakı tamamlamak için gönderildiğini söyledi. Adalet dağıtan birisiydi. Bir kral değildi. Zulmeden birisi olarak kendini takdim etmedi. Bunun için kendisine Mehdi denildi.
Peygamberin ve Hazreti İbrahim'in örnekliğinden hareket ederek ilk dönem metinlerinde şöyle bir ifade geçer. Araplar ehli beyti imam edindiler diye. Bu Araplar kim? Yani her bir Arap kabilesi kendi kabilesini ehli beyt olarak gördü ve kendinden imam aradı. Haklı olarak. İşte Hicri yani Emeviler diyelim, çok rakamları şey yapmayalım. Emeviler döneminde Emevi halifelerin her birine imam ve mehdi denmesi, emir denmesi, sonra sultan denmesi, halife denmesi tamamen bu asabiyet, yani ehli beyt kültünün, cahiliye döneminde var olan kültün Müslüman İslam döneminde yeni bir formata sokularak Arap kabilesinin her biri kendinin mehdisi olduğunu iddia etti. Ne demek mehdisi? Yani yöneticiliğe namzet, alternatif seçene. Bugün siyasi partiler nasıl lider çıkarıyor? Biz de buna talibiz dediler. Bir bakıyorsun Zübeyrilerin mehdisi var. Rabia'nın mehdisi var. Kureyş'in mehdisi var. Emevilerin mehdisi, Haşimilerin mehdisi, Rabia'nın mehdisi, Abbasilerin mehdisi. Bunu bir baktım ki bütün metinlerde tarihe bakıyorum. Henüz hadis falan hiç tartışmada yok. Hadiselere bakıyorum. Hadiseler gösteriyor ki klasik mezhepler tarihi kaynaklarında maalesef bu tarihsel boyutu çok dikkate almadıkları için 2. 3. hatta 3. asırdaki Mehdiliğin artık farklı bir kozmolojik yapıya bürünmesi, farklı bir çerçevede anlaşılmasıyla beraber sanki bu anlayış peygamber döneminden varmış, orada da müjdelendi, onun için bunlar Mehdi diye çıktı diye tarihi geriye doğru işleterek kendilerini tarihte yer aramaya çalıştı, yer bulmaya çalıştı, yer açmaya çalıştılar. Ve mezhepler tarihi kaynaklarına da 3 asır sonraki algılar 1. asrın algısıymış gibi yansımaya başladı. Ve Şii bazı gulat hareketleri işte Mehdi mitolojik olarak bunu ürettiler. Şimdi adam Mehdi yöneteceğiz, biz yöneteceğiz diyor. Başarısız oluyor Haşimiler. Bu defa bunun mitolojisi üretiyor. Bizde nasıl Türk destanları üretiliyor, orada bir sürü şey çıkıyor. Aynen Emevilerde, Abbasilerde de, Arap kültüründe de artık fiten ve melahim eserleri ve sonra hadis koleksiyonlarına, özellikle İsmaili literatüre tamamen bir kozmoloji şeklinde artık siyasetten çıkıp itikada taşınarak itikadi bir inanç konusu yapılmaya başlanıyor. Bunun en ilk örneklerini Hicri 1. asrın sonlarından, o zaman da bir soya şey yoktu ama artık başarısı olan Muhammed el Hanefiye'yi işte efsaneleştirip bir gün onun geri gelip yine intikam alacağını düşündüler. Bu kültürlerde var olan unsurlar devreye sokulmaya başlandı. Ama burada hiçbir şekilde Şia'nın iddia ettiği gibi 12 imam Ali'nin, Hüseyin soyundan böyle bir şey söz konusu değildi. Eğer öyle olsaydı o zaman Zeydiler niye vardı? Ki İmamiye'den öncelerdi. İsmailler niye farklı bir şey savundular? Dolayısıyla ben ilk 100 yıl, hatta Emevilerin sonuna kadar devam eden Mehdi anlayışını siyasi mehdilik olarak birinci tipoloji şeklinde koyuyorum. Ve bunun ne peygamberin müjdelemesiyle, ne bilmem Şia'nın iddia ettiği gibi Allah tayin etti, o Ali onu tayin etti, o 12 imamı, böyle bir şey söz konusu değildi. Ve hiçbir imam kendisini beni başkası tayin etti işte böyle iddiasına bulunmadı. Şia sonradan bunları onlara yüklediler ve sonra farklı bir imamoloji ortaya çıktı. Tıpkı Hristiyanlıkta Kristiyoloji gibi. Şia'da bu imamoloji, imamı, İmamiye onun için deniliyor. Attığınız zaman zaten hiçbir şey kalmıyor. Şunu demek istiyorum. Hem Sünni kesimde hem Şii kesimde Mehdicilik, Mehdilik anlayışı Arap kabileci ırkçılığının bir ürünüdür.
Arap kavmiyetçiliğinin bir ürünüdür. Bizim kendi toplumlarımıza ait bir şey değildi bu. Mesih'i daha çok kullanması gerekirken, kültürde Hristiyan ve Yahudiler de vardı, Mesih şeyini kabul etmek istemediler. Mesih'i ona tabi kılmak istediler. Gelince işte imamlık yapacak da şöyle olacak da. Bunlar tabi kültürde sonuçta ne yapmak istedi? Var olan genel bir kültürde var, mitoloji var. Onunla birleştirmek gerekiyordu. Bunu en iyi yapanlar, bu kozmoloji üretenler İsmaililer oldu. Ve İsmaililerin üretmiş olduğu tamamen 7000 yılda işte dünya yeni peygamber, her 7 peygamber, onun işte vasileri, sonra efendim onların sülalesinden gelenler, mehdiler falan, Tanrı'yla peygamberle birlikte tasarruf hakkına sahip bir mitolojik mehdiliğe dönüştürdüler ve İsmaililerin bu mehdilik anlayışına karşı Şia'da 12 imamcı bir mehdilik üretildi. Ve bununla Şia'nın 12 imamcı mehdiliği artık, o da batıni ve menkıbevi mitolojik unsurlar taşımakla beraber sayıyı 12'ye düşürerek Şia'nın tarihini değiştirdiler. Çok zekice bir şey yaptılar. Yoksa her imamım diyenin arkasında imam olduğu iddia edilen öldüğünde en az 10 gruba bölünüyorlardı. Ama Şia, İmamiye Şiası buna 12 imam kaybete girdi, gelecek, işte gizlendi dediği anda toplumda büyük bir ya belirsizlik olmakla beraber en azından başka mehdilerin kapısını, önünü kapamış oldular. Burası son derece önemliydi. Tabii Sünni çevrelerde en şey tecrübe Fatımi Devleti'ydi Abbasiler için. Fatımi sülalesinden birisi çıkıp Ubeydullah el-Mehdi sahte soylu diye Şii alimler, 12 imam alimleri fetva verdi toplu. Bu sahte nesepli, bunun imam Mehdi olmaz. Maksat hem Şiiler için hem Sünniler için Fatimiler, yani imam yaşasını kastediyorum, büyük bir tehlike oluşturuyor. Fakat Fatimilerin bu başarısı karşısında Şiiler, işte o 12 imam şeyini de zaten Fatımilerin kuruluşu 290'lı yıllardan itibaren kurumsallaşıyor. 400'lü yılların başında, yani 3. asrın sonları, 4. asrın başlarında 327'de artık 12 İmamiye Şiası noktayı koyuyor. İmam büyük kaybete girdi ve bir gün 324 veya 326 sanıyorum, artık büyük gizlilik döneminde sonra gelecek. Asıl Sünni kesimde Mehdiliğin taban bulması iki yollu oluyor. Ki ben bunu artık Sünni kesimlerde daha önce olmayan bir şey, bu itikatta da kullanılmadı. Hadis koleksiyonları, ikincisi sufilik. Hadis koleksiyonlarında mevcut duruma göre, mesela o hadislere bir bakıyorsunuz, İbn Haldun 26 tane veya 27 hadisi mukaddimede tek tek tartışıyor ve Arap asabiyetçiliğinin bir ürünüdür diye hepsinin uydurma olduğunu söylüyor. Ki bence ben İbn Haldun'un bu asabiyetçilik şeyinden hareketle bu araştırmayı yaptım. Niye böyle dedi diye. Ve kültür analizi ve İslam öncesi ehli büyütata falan indiğimde sonuçta ben de aynı neticeye vardım. Yani hadiselerden hadislere gittiğinizde hadislerde bahsedilen, işte efendim benim soyumdan, Fatıma'nın soyundan, Ehl-i Beytim'den, bütün bunlara baktın, hepsi asabiyetçilik ve kabilecilik kokuyor. Hazreti Peygamber'in sülalesinde böyle bir soy karizması söz konusu değildi. Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Beyt'e indiğinizde zaten Ehl-i Beyt sosyolojik bir manası vardı. Eğer genel anlamda Hazreti Musa ile Hazreti Lut'un çocukları inandı inanmadı, işte Ehl-i Beyt'inden de değildi tartışmalarına bakarsanız, Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Beyt'i belirleyen en genel anlamda Ehl-i Beyt bütün insanların kendi ev halkıdır. Ama Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Beyt'in kurucu unsuru sosyolojik ya da nesep değil, inanç bağıdır.
Nitekim Lut ve Nuh'la ilgili ayetlere baksın da leyse min ehlihi şeklindeki ifadelere, bunlar gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir şeye zaten yer yoktu. Buna rağmen hadis kitaplarında Buhari ve Müslim hariç diğerlerinde bu Mehdilik, hatta birinde daha yok, kayıtlarında var ama şimdi İbn-i Bace'de de herhalde yok. Yani diğer kitaplarda da olduğu şekilde bahsettiklerim. Bu konuda tarihte bunu Mutezile kabul etmedi. Bu Şia'ya cevap olarak Maturidi, insanların irade ve ihtiyarının olmadığı yerde kurtuluş yoktur ve hayır yoktur diyerek insanların aklını cüz-i iradesini Allah'ın hücceti olarak takdim etti. Ama Şiiler hüccet olarak imamları takdim ettiler. Mesela fıkıhta bile innel akle hüccetullah, Hanefi fıkhında büyük bir, aslında önemli bir ilkeydi. Fakat sufilik, sünniliği asıl zehirleyen sufilik oldu bu konuda. Özellikle de İbnül Arabi. İbnül Arabi ortaya koymuş olduğu bu Fütuhatül Mekkiye'de bir bölüm var. Orada Mehdili ele alıyor. Ben onu geniş geniş yazdığım makalelerde analiz ettim. İbnül Arabi bu Hakimet Tirmizi'nin peygamberin şahsında iki velayet vardır. Birisi velayet nübüvvet görevi, ikincisi velayet görevi. Bu velayeti Şia siyasi vilayet olarak, sufilerse velayet olarak, sünni sufiler. Buradan İbnül Arabi çok zekice bir manevra yaptı. Bu kutup aktap olayını ve Mehdiliği Allah'ın yukarıda vahdeti vücut anlayışıyla birleştirdi. En üstte İmam-ül Ekber Allah var. Ondan sonra İmam-ül Ekber el-Batın var. Bu da kutup aktap şey oluyor. İmam-ül Ekber'e zahirde siyasi Mehdi oluyor. Bunlar dünyayı ortak tasarrufta bulunuyorlar dünyada ve Allah'la birlikte tasarruf hakkına sahipler. İşte bu Mehdilik tipolojisi ne Şiilikte vardı, kısmen Şii kültürde bazı unsurlar olmakla beraber, hani gaybden haber almak, her şeyi bilmek, işte Allah onlara işte kulağına fısıldar, kalbine el kaydeder falan, bir tür vahiy devam ediyor gibi bir şey çıkabilir buradan. Aynısını bu defa onu daha ileriye taşıyarak Şiilikteki siyasi Mehdiliği ve Sufilikteki velayeti birleştirerek Allah'ın sağında işte birisi, solunda birisi ve bir vahdet-i vücutçu Mehdi anlayışı ortaya çıkardı. Sonrasında 18. asra, bu tabi Osmanlı'da büyük belalar açtı, onu söyleyeyim. 16. asırda bir sürü bu şeyi takip edenler var, İbn Arabi'nin Osmanlı'daki temsilcileri. Mehdi arayışına girdiler. Bin yıl dolmaya başlayınca işte hesaplar yapıyorlar. Osmanlı yıkılacak diyenler falan filan, Mehdi gelecek. Sonra isyanlar, Celal isyanları vesaire oldu. O zaman Kanuni döneminde ulema dedi ki ya en iyi adalet dağıtan Kanuni, en iyi liderliğe namzet olan Kanuni, dini koruyan bütün Avrupa'ya şeye karşı Kanuni, Mehdi'ye ne gerek var? Kim böyle bir iddia? Mehdi biziz dediler. İddiada bulunuyorsa onları, Mehdilik iddiasına bulunanları öldürdüler. Aynı şekilde Melameti Bayramiler arasında ve daha sonra Niyazi Mısri mesela, bunlar Mehdilik kurtarıcı, hatta ordular etrafında silahlandırdılar müritleri falan. Ve bu şekilde isyanlar Osmanlı'da oldu. Fakat Osmanlı'da Naima tarihini okursanız orada bir şey vardır. Akıllılar, akıllı adamlar, büyük adamlar teorisi vardır. Der ki iş bilir, iki iş bilir kişi, iyi kişi bir devleti yıkılmaktan kurtarabilir. Yani uzmanlığa dikkat çekmekteler. Dolayısıyla Osmanlı'da, Türk toplumlarında kurtarıcı fikri asla
kendi yapacağını bırakıp da birini bekleyerek hiçbir zaman Mehdi beklentisi içinde olmadı. Osmanlı çok reel ve gerçekçiydi ve kendi kurtarıcılarını kendisinin üretmesi yanındaydı. Onun için Naiman'ın bu çalışması üzerine akıllı adamlar veya işte bir başka akıllı adamlar nazariyesi diye makaleler yazıldı. Sonra bunun üzerine bu şeyi bildiği için Ömer Seyfettin bir Mehdilik hikayesi yazdı ve orada her kavim kendi Mehdisini kendi çıkarır dedi. Balkanlarda yaşanan şeyleri gördükten sonra bir imamla şey arasında tartışmayı. Asıl şey Mehdilik'te yeni bir kırılma. En büyük krizlerin yaşandığı Hint halk kıtasında Kadiyanilerle yaşandı. Mirza Gulam Ahmet bu bunalımlı dönemde İngilizlerin işte biz size Mesih'i getirdik geldik Mesih'iz. Sizi medenileştirmek, kurtarmak istiyoruz falan. Bu Sufi şeyi kullanarak Kadiyaniler aynı zamanda Sünnilerdeki hadisleri de kullanarak işte La Mehdiye La illel Mesih ifadelerinde dikkate alarak falan bu kişi çıktı. Ben hem Mesih'im hem Mehdi'yim hem Krishna'yım hem bilmem Hristiyanlar hem Yahudiler hem bilmem ne hepsinin kurtarıcısı benim dedi ve ortaya bir yeni fikir attı. Ve bu şöyle bir iddia vardı yalnız. Biz ahir zaman cemaatiyiz diye. Bu ahir zaman cemaati bir ayet-i kerimeden hareketle aynı ifadeyi nurcuların kullandığını görüyoruz Türkiye'de. Mesela şeyin FETÖ'nün eserlerinde ahir zaman cemaati şeklinde buna benzer ifadeler kullanıldı. Onun için bu Mirza Gulam'ın eserlerinde var olan Mehdilik anlayışını hem Mesih'le hem Mehdi'yi birleştirip aynı zamanda bir grubun temsil ettiği yönündeki ifadelere ben sembolik Mehdilik adını verdim. Ve hani Said Nursi'nin eserlerinde Mehdi şahıs olmayacak. İşte bu Mehdi'nin görevleri üçtür. İman hakikatlerini açıklamak, hilafeti ve şeriatı tesis etmek ve İsevilerle ittihat. Bu üç görevden iman hakikatlerini açıklamak Risale-i Nur şakirtlerine düştü. O görevi biz üstlendik. Geriye kalan iki görev için çok büyük o bir görev hani şeriatı tesis etmek, hilafeti kurmak vesaire bu büyük fiziki güç gerektiren bir şeydir. O diğer görevleri biz üstlenmedik. Biz iman hakikatlerini üstlendik. Yani kendi de öyle diyor ya şahsı manevi olarak artık Mehdi temsil edilebilir. Bir kişi olarak temsil edilemez. Ben onu makalede bütün kaynaklarını Risale'de nerede nasıl yorumlu hepsine şey yaptım. İşte Kadiyanilikle Nurculuğun daha doğrusu Risale-i Nur'da Said Nursi'nin şahsı manevi olarak bütün her şeyi kendi bir grupta toplamak ve grubu ahir zaman cemaati şeklinde Mehdi'nin birinci görevini yerine getirecek bir misyonla ortaya çıktığını söylemesi Allah tarafından mesela Kadiyani diyor ki Mirza Gulam bizim cemaatimiz Allah tarafından kuruldu. Kendi eserlerinde var bu ifadeler. Dolayısıyla cemaatle doğrudan Allah'la ilişkilendirip aynı zamanda bu defa vahiy alıyor şeyine de kayıyor iş. Bu vahiy işte gölge nebilik oluyor. Yok efendim ne diyorlardı? Yüzüne birik oluyor vesaire. Şimdi ne derseniz deyin bir kere böyle bir iddia ilhamla Allah'tan tekrar irtibat kurup ondan adı ister nebilik ister ne olursa olsun ister ilhamla bir defa peygamberlik misyonunun farklı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Zaten Mirza Gulam ben aynı zamanda Mesih'im diyor. Mesih iddiasına bulunduğu andan itibaren zaten peygamberlik de devreye giriyor. Şimdi buna ben sembolik Mehdilik diyorum. Bu Said Nursi'nin bıraktığı iki görevi ben bu FETÖ olayını daha sonra eserlerini okuyarak bir makale işte bu makalenin 5. 4. tipolojisini yazarken incelediğimde gördüm.
şunu anladım ki neden sızıntı adıyla ve neden orduya ve polise ve adalete neden daha çok önem verdiğini. Çünkü o geriye kalan iki görev, dikkat edin, İsevilerle ittihat, diyalog. İkinci, üçüncü şey de hilafeti tesis, şeriatı kurma adı altında bir yani fiziki güce ihtiyaç vardı. Onun için orduya ve her yere devleti fethetmek, işte kaleye girmek için sızıntı şeyinde bunun için kullandı. O eserleri inceledikten sonra bu kanaatimi daha da güçlendirdim. Yani güçlenmiş oldu. Sonra modern dönemde sömürgecilik döneminde Hint halk kıtasından farklı olarak bazen Mehdilik olayı özgürlük direnişçileri için kullandı. Mesela Sudan'da Muhammed El Mehdi adında biri çıktı. Sufi meşrep birisi ve şu dikkatimizi çekiyor. Bundan sonra çıkacak bütün Mehdiler mutlaka Sufilikle, Seyit Şeriflikle, peygamber soyundan gelmekle falan ilişkilendirilerek kendilerini ortaya çıkarıyorlar. Bu defa ben bunlara bir anlamda bir tür yani işte kurtarıcı adı anlamında hani kullanıyoruz. Özgürlükçü bir misyon üstlendiler. Bunlar aslında kendilerini peygamberin müjdelediği şeklinde de takdim etmediler. Daha farklı bir görev üstlendiler. Ama kültürümüzde var olan hem Sufiliğin hem de Sünniliğin hadislerini zaman zaman kullandılar. Sonrasında işte bu meşhur Mevdudi gibi ve diğer bazı şeyler, modern dönem kişileri de müceddit yerine Mehdi kullanmak istediler. Ve dediler ki biz İslam'ı ihya etmek istiyoruz, yenilemek istiyoruz. Islahatçı Mehdilik şeklinde bir başka tipoloji ortaya çıkmaya başladı. İşte arkadaşlar kısaca bütün bu incelediğim kaynaklarda gerçekten de Şii olsun, Sünni olsun Mehdilik fenomenolojik olarak incelenmesi gereken bir olgudur. Ve bugün Mehdilik bütün tarikat liderleri, tarikatlar liderlerini Mehdi olarak sunmaya çalışmaktalar. Ve herkes kendi işte şeyhini Mehdi gibi görmek istiyorlar.